Sam. Sam, Nam'ı dört tarafta yedi iklimde bilinen bir kahraman. Çevresinde herkes ona gıptayla bakarken, düşmanları da onun bir açığını ararlar. Sam, mutlu gibi görünse de yüreğinde evlatsızlık acısıyla yanıp tutuşur. Çocukları olmayan Sam, savaşa gider. Gittikten sonra, beyaz saçlı, beyaz kaşlı ve beyaz kirpikli bir çocuğu olur. Saraydakiler bu ilginç çocuğu saklamak isterler. Daha sonra bu sırrı saklamanın doğru olmadığına karar veren saraylılar, çocuğu Sam'a gösterirler. Çocuğunun karşısında şaşkına dönen Sam, düşmanlarının kendisine güleceğini ve bu çocuğun uğursuzluğun belirtisi olduğunu öne sürerek Zal'ı götürüp Kaf Dağı'na bırakır. Kaf Dağı'nda Zal ölümle pençeleşirken Simurgh gelir. Simurgh'un niyeti kötüdür. Çünkü Zal'ı aç bekleyen yavrularına yem yapmak ister. Lakin yavrular kıyamazlar Zal'a. Simurgh yavrularıyla birlikte Zal'ı da büyütür. Ona zorluklarla mücadele etmesini ve konuşmasını öğretir. Sam vicdan azabı çekmeye başlar. Kaf Dağı'ndaki oğlunun akıbeti için gider. Çocuğunu Simurgh'un yanında diğer kardeşleriyle oynarken bulur. Simurgh, Zal'ı sırtına alıp babasının yanına getirir. Bu babandır der. Zal'ın babasına karşı saygılı olmasını ister. Kucaklaşırlar baba ile oğul. Bu arada Simurgh Zal'a bir tüy verir. Başın sıkışırsa bu tüyü yak der. Yakıldığı zaman yanında hazır ve nazır olacaktır. Sam, oğlunun gücünü sınamak için pehlivanlar getirir ve Zal'ın karşısında hiç kimse duramaz. Attığı ok ise hedefini şaşmaz. Babasının verdiği görevi layıkıyla yerine getiren Zal, artık Nam'ı dört tarafı tutmuş bir kahramandır. Zal, babasının yönetimindeki Kral Mihrab'ın sarayına gider. Orada Mihrab'ın güzel kızı Rubada'yı duyar. Rubada da duymuş onun yiğitliğini ve yakışıklığını. Rubada ile Zal daha görüşmeden birbirlerine aşık olurlar ve sonra evlenirler. Zal savaştayken çocuğunun doğmak üzere olduğunu duyar ve eve döner. Lakin 9 ay geçmesine rağmen çocuk bir türlü doğmaz. Rubada'nın çığlıkları yeri göğü inletir. Zal da Simurgh'un kendisine verdiği tüyü yakar. Hemen Simurgh içeri süzülür. Rubada'ya içmesi için bir şurup verir. Ve böylece Zal oğlu Rüstem doğar. Rüstem'in vücudu ölümlülere benzemez. Çünkü normal insanlardan daha büyüktür. O gün bugündür Zal oğlu Rüstem'in hikayeleri dilden dile dolaşıp durur. Zalimlerin korkulu rüyası Rüstem'e Zal, Kürtlerin milli kahramanı olup, bazen Gılgameş, bazen Herkül ile sıkça karşılaştırılmıştır. İran'ın milli şairi Firdevsi, Şehname eserinde Rüstem-i Kurdi, yani Kürt Rüstem derken, Sadi Şirazi'nin yazdığı ve İran edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Gülistan ve Kürt tarihçi Şerefhan'ın Şerefname eserinde Rüstem'in Kürt olduğu yönündeki bilgiler sıkça verilmiştir. Başta İran olmak üzere Afganistan, Tacikistan gibi İranlı ülkelerde Rüstem'in heykelleri bulunmaktadır.